Çadır altı minare, el etmez ki yare. Çadır altı minare, el etmez ki yare. Anam kurban, ben kurbanda, setre pantollu yare. Anam kurban, ben kurbanda, setre pantollu yare. Helvacı helva, kendir tohumlu helva. Helvacı helva, şeker lokumlu helva. Söğütte ot bitmez mi? Çağırsalar gitmez mi? Söğütte ot bitmez mi? Çağırsalar gitmez mi? Ah bu senin elinden de çektiklerim yetmez mi? Ah bu senin elinden de çektiklerim yetmez mi? Helvacı helva, kendin tohumlu helva. Helvacı helva, şeker lokumlu helva. Helvacı helva, kendin tohumlu helva. Helvacı helva. Sağ olun efendim, sağ olun. Buyurun efendim, buyurun sizi böyle alalım. Buyurun. Ağzınıza, dilinize, emeğinize sağlık efendim. Şöyle buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Efendim, Birinci Kanal Ankara stüdyolarından hepinize iyi akşamlar. Bir yandan ünlüler koromuzu dinlerken, bir yandan da geçen yılın helvasını yedik efendim. Umarım bu gece yılbaşına özel programımız da sizlerin, siz sevgili seyircilerimizin dimağlarında tatlı bir lezzet bırakır efendim. Efendim, öncelikle bugünkü konuklarımızı size tanıtmak isterim. Türk musikisinin en önemli seslerinden biri Feridun Müren. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim Hayati Beyciğim. Ben de sizin aracılığınızla bütün aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum efendim. Güzelliklere mahzar olmasını diliyorum. Efendim, paşam, bize bu akşam neler olacağına dair birkaç kelimeyle anlatabilir misiniz acaba? Efendim, birkaç kelimeyle bu güzel eğlenceyi, bu müstesna eğlence ziyafetini açıklamak mümkün değil efendim. Çok neşeli dakikalar geçireceğiz ne sizlerle. Güzel. Dilerseniz bu neşeli dakikalara bir tekerlemeyle başlayalım derim. Öyle mi paşam? Nasıl bir tekerleme bu? Efendim, şöyle bir tekerleme. Bu tarlaya bir şinik kekerem ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekerem ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekerem ekereye bozala bozbaşlı pis bir porsuk dadanmış efendim. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekerem ekereye de bozala bozbaşlı pis bir porsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekerem ekereye dadanan bozala bozbaşlı pis porsuk, bu tarlaya ekilen bir şinik kekerem ekereye dadanan bozala bozbaşlı pis porsuğa demiş ki, sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekerem ekereye dadanan bozala bozbaşlı pis porsuksun demiş. O da ona cevaben demiş ki, bakın burası çok güzel. Sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pis porsuksan, ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pis porsuğum demiş efendim. Oh! Gerçekten gülmekten öldük. Şimdi biraz şey yapalım mı? Bunu bir kere söyledim, bu elimizde. Evet. Ama şimdi aynı tekerlemeyi bir hikaye gibi, başından geçen bir hikaye veya bir haber gibi, yaşanacak bir anı gibi düşünerek arkadaşlarına anlat. Tabii. Onlar da istedikleri, meraklandıkları yerde dahil olsunlar, olur mu? Buyurun. Efendim, paşam. Evet efendim. Özetleyecek olursak, bu akşam bizi nasıl bir program bekliyor? Efendim, şöyle bir program bekliyor. Benim Bodrum günlerim gibi. Bir gün aklıma bir anım geldi, onu anlatayım efendim. Ben ziraate merak saldım bir dönem. Dedim bir tarla alayım. Evet. Ayvacık civarında bir tarla edindim efendim ben. Ne ekeyim, ne ekeyim? Eşime, dostuma sordum. Bana dediler ki, kekere mekere ek. Evet. Paşa, neymiş? Yenen bir gıda efendim bu kekere mekere. Severim ben de. Keçi boynuzu gibi bir şey bildiğim kadarıyla. Ne kadar ekeyim dedim efendim. Tarlan bir şinik ek dediler. Ya Allah. Bir şinik kekere mekereye ektim efendim. Bir sabah tarlama efendim bir gittim. Tarlamda bozala bozbaşlı pis bir porsuk var. İnanabiliyor musunuz efendim? Ben bozala porsuktan nefret ederim efendim. Sonra paşam? Sonrasında efendim, ben küçükken bozala bozbaşlı pis porsuk ısırmıştı çünkü.
Sonrasında o gün değerli sanatçı arkadaşım Çiçek Akın bendeydi, hatırlarsın. Ben fen işlerini aradım. Evet, kalktık. O gün de işimiz yok değil mi? Kalktık, fen işlerini aradık. İbrahim Bey diye biri oradan bize telefonu açtı efendim. Aynen şöyle bir konuşma geçti aramızda. Alo. Alo. İbrahim Bey'le mi görüşüyorum efendim? Ziraat'tan İbrahim, buyurun. Ziraat'tan İbrahim Bey, merhabalar. Ben sanat güneşi Feridun Müren efendim. Nasılsınız? Aynen böyle telefon suratıma kapandı efendim. İnanamadım. İnanmadılar tabii sizin arayacağınıza. Şaka zannettim efendim. Şaka zannetmiş tabii. Bir sanat güneşi niye beni arasın diye düşünmüş tabii ki, evet. Adam haklı olarak. Ben de onun müdürünü aradım efendim. Evet. Orada Mesut Bey diye biri vardı. Açtım telefonu, kaldırdım. Alo. Alo de. Böyle bağırıyor adam bana. Az önce de bağırdı gibi. Alo. Bağırınca ben korktum tabii. Çiçeğe verdim telefonu efendim. Alo. Alo. Çiçeğe dedim ki söylediklerimi tekrar et. Kuzu. Bir tarlaya bir şeyini kekere mekere ekmişler. Söyle kızım. Bir tarlaya bir şeyini kekere mekere ekmişler. Aferin. Ben bir ay çalıştım. Sen nasıl bu kadar hızlı söyledin anlamadım ya. Bu tarlaya bir bozala bozbaşı pisporsuk da damış de ona. Bu tarlaya bir bozala bozbaşı pisporsuk da damış kuzum. Benim o gün garip isteklerim devam ediyordu. Mesut Bey'den de tekrar etmesini istedim efendim ben. Evet, evet. Bu tarlaya bir şeyini kekere mekere ekmişler desin bakayım, göreyim. Bu tarlaya bir koruyup şekli göre mekele eskili. Hah, buldum adamımı. Evet, o söyleyemiyor. İlahi paşam. Tekrar telefonu aldım efendim. Mesut Bey dedim. Bozala bozbaşlı pis porsuk ilaçlama ekibiniz var mı dedim. Mevcut efendim. Telefonu tekrar İbrahim Bey'e vermesini istedim. Alo. Ben de telefonu Çiçek Hanım'a verdim. Alo, alo. Alo. Aralarında bir şekilde halletsinler dedim. Nasıl gidiyor? Bozala bozbaşlı pis porsuk yakalama ekibimiz var efendim. Çok güzel. Yollarsanız sevinirim paşam. Kaç şinikti tarla efendim? Bir şinik diyebiliyorum, öyle değil mi? Kadın her şeye hakim, ben böyle bir şey görmedim yani. Efendim bir kere söylüyorum, her şeyi biliyor. Çok acayip. Biz bir şinik kekere mekereliği bozala bozbaşlı pis porsuktan arındırmak için ekip yolluyoruz efendim. Bir ben bilmiyorum bu tekerlemeyi herhalde. Herkes bir kere de söylüyor. Nasıl sinirleniyorum şu anda, evet. Daha sonra telefonu ondan aldım. Sağ olsunlar ekibi gönderdiler efendim. Bozala bozbaşlı pis porsukların hepsini temizledik. Kekere mekereler de şu anda ağaçlarında yetişiyor. Hepinize birer kilo göndereceğim efendim. Bravo. Bravo. Gerçekten paşam, siz insanı gülmekten öldürürsünüz. Ben öyleyim efendim. Evet. Çok yaşayın değil mi? Evet efendim, diğer bir konuğumuza geçiyorum. Türk sinemasının altın saçlı büyük starı Çiçek Akın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kuzum. Yeni senede herkese saadet diliyorum. Türk filmi tadında mutlu sonla biten bir sene olsun. Teşekkür ederiz. Dileriz sizin de dileğiniz gerçekleşmiş olur. Evet efendim, diğer konuğumuz günümüz gençlerinin Asi sesi. Efendim kendisi gelenekselle modernizmi harmanladı. Kendisi büyük usta Mesut Karaca. Hoş geldiniz efendim. Merhaba sana hayatım. Efendim öncelikle şimdi tabii madem bu özel programdayız biraz nükte de yapalım. Mesut Bey, saçlarınızla ilgili bir soru soracağım artık, kusura bakmayın. Tabii. Efendim neden saçlarınız bu kadar uzun? Efendim saçlarımın uzama özgürlüğü elinden alınamaz. Ayrıca bu bir zevk meselesi. Öyle mi efendim? Peki bu zevk hakkında berberler ne düşünüyor acaba? Elbette kafamda ve yüzümdeki saçlar bir berberin 6 aylık gideri. Siz çok yaşayınız. Efendim bu arada yeni bir grup kurmuşsunuz. Nedir efendim ismi grubun? Derviş Han. Hı. Derviş Han, dervişler demek. Benim müziğim Anadolu'dan beslenir. Anadolu'nun o yitik ozanlarının tasavvufi özelliklerini yansıtmak istedim. O yüzden de saçımız uzun, sazımız gitar, sözümüz müziğimiz Anadolu'dur. Bravo, bravo efendim, bravo. Bravo Mesut Bey. Efendim şimdi son konuğumuzu değerli seyircilerimize tanıtmak istiyorum. Kendisi vapurların martılar kadar aşina olduğu bir isim. İbrahim Pazarlama. Hoş geldiniz efendim. Estağfurullah efendim. Öylesine güzide sanatçılarımızın arasında olup da hoş bulmamak mümkün değil hayatım. Teşekkür ederiz İbrahim Bey. İbrahim Bey, bu aralar ne satıyoruz? Neler satılıyor?
Hanımefendiler, beyefendiler, en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken efendim. Bakınız şu elimde görmüş olduğunuz kalem özel bir dolma kalem. Gümrükten çıkış 1.700.000 adet. Alış 39.25, satış 35 liradır. Ama nasıl oluyor? Lütfen dikkat buyurunuz efendim. Bu elimde görmüş olduğunuz kalemin, dolma kalemin ana gövdesini sağdan sola doğru çevirin, açılır. Bastırın pistona, koyun mürekkebi hokkasını. Piston geri çekilirken hazne mürekkep alır. Uç 8 mikron kaplama. Senelerce kullanın, kararmaz, paslanmaz. Damak gizli pelikan damak, bir damla mürekkep akıtmaz. Yalnız efendim 35 lira verdiniz, kalemi cebinize koyup gitmek yok. Bunun yanında aynı zamanda şöyle keçeli, ispirtolu, flomaster diye tabir edilen kalem. Bu kalemden de para alınıyor. Hatta bunun yanında ayrıyeten şöyle tükenmez kalem. Kırtasiyeler 27,5 lira fiyat koymuşlar. Bu kalem de ücretsiz. Böylece çağdaş yaşamın modern gereği 3 kalemi tamamını 35 liraya satıyorum efendim. Bravo, bravo. Tebrik ediyoruz efendim. 35. Evet, almak zorunda değilsiniz. Şöyle bakabilirsiniz efendim. Şayet memnun kalırsanız program sona erdiğinde naçizane bedelini alırım efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili konuklarımız, bu yılbaşı programımızda size müjdeli bir havadisimiz var. Hatırlarsanız geçen programımızda tek kullanımlık bir zaman makinemiz vardı ve bu zaman makinesi vasıtasıyla efendim konuklarımızın gelecekten torunlarını buraya getirtmiştik. Şimdi sanayideki arkadaşlarımız bu makineyi tekrar çalıştırdılar efendim. Oh, oh. Biz de buradaki değerli konuklarımızın gelecekteki muadillerini efendim programımıza davet edeceğiz. Evet, ilk olarak Feridun Bey, paşam, heyecanlı mısınız? Ne diyorsunuz? Efendim, ziyadesiyle heyecanlıyım. Tabii ki Türk musikisinin gelmiş olduğu müstesna yeri görmek için can atıyorum efendim, evet. Evet efendim, bildiğiniz üzere efendim bu yılın en çok satan albümü sevgili Feridun Müren'e ait. Estağfurullah efendim. Bakalım efendim, 2020 yılında en çok albümü kim satmış? Şimdi kendisini stüdyomuza ışınlıyoruz efendim. Evet, Tayfur geliyor. Karpuzcum melek, sanki bu kelek. Karpuzcum melek, sanki kelek. Tayfur yo, in the man of yo, ho. Yo, melek yo, ho. Bir kız sevdim direkt, ama çıktı kelek. Bize gülmez felek, hemen oldum melek. Bir kız sevdim direkt, ama çıktı kelek. Bize gülmez felek, hemen oldum melek. Gecelerce heceledim, heceledim. Senin gibi sevemedim, sevemedim. Gel geceme haim ol, dayım olma daim ol. Gecelerce heceledim, heceledim. Senin gibi sevemedim, sevemedim. Gel geceme haim ol, dayım olma daim ol. Yo yo. Hece, heceledim gecelerce. Senin gibi sevemedim, ayım ol, dayım ol, daim ol. Sanki kelek, Tayfur yo, in the man of yo, ho. Evet, paşam, ne diyorsunuz? Olmuş mu? Efendim şöyle söyleyeyim sizlere. Musiki'den mu'yu atın, geriye ne kalıyorsa o olmuş. Değerli izleyenlerimizden gerçekten özür diliyorum efendim. Fakat derin bir sükutu hayale uğradım şu an efendim. Yok, hayır. Sizin o eski kafalarınıza girmeyeceğim. Ben sizin o siyah beyaz tek renkli dünyanıza girmeyeceğim. Kiminle konuşuyor baba? Senin tepkin kim evladım? Sana, bana ne oyunlar yaptığınızı biliyorum. Sana ne oyun yapabiliriz efendim? Olsa olsa körebedir, seksektir değil mi? Siz ve sizin gibi lame kafalılarla aynı yerde değilim ben. Lame kafalılar mı? Aa. Çocuğum ben 13 yaşından beri şarkı söylüyorum. Defalarca televizyona çıktım. Asla insanların karşısında senin gibi cümleler kurmadım. Sen bu şarkıdan önce ne yaptın? Ben 10 liralık pizzayla 1000 liralık pizzanın farkına baktım. Ben acı yedim. Acı yedim, daha sayayım mı ha?
Efendim bu çocuk beni delirtecek. Akşam yemeğinde ne yedin diye sormuyorum evladım. Daha önce ne yaptın diyorum. Bu şarkıdan önce ne yaptın? Başarın nedir? Benim milyonların izlediği harika başarılı içeriklerim var. Bakın sayayım. Amcamı nasıl ayarttın? 10 milyon izle. Babamı nasıl dövdün? 12 milyon. Ve en kralı dedemi nasıl felç ettim? Dedemi nasıl felç ettim? 38 milyon izlendi. Peki hapse nasıl girmedin evladım? Hayati Bey bu şekilde olmaz ama. Yani benim yerime gelecekte dinlenen insanlar bunlar mı efendim? Lütfen lehim kafalılar beni artık tutmayın. Daha eve gideceğim. Burnuma hindi kemiği sokacağım. Aynı anda gargara yaparken yılbaşı parçalarını tersten söyleyeceğim. Şunu aklınıza iyi sokun. Ben yaptıklarıyla milyonlara yol verirken sizler yapamadıklarınızla kendi space'inizde boğulacaksınız. Ve beni asla sonsuzluğa sokamayacaksınız. Video biter, Tayfur gider. Efendim, ben önce kendi zamanına gönderelim Tayfur Bey'i. O neydi ya? Gerçekten çok enteresan. Kıymetli seyircilerimiz, efendim yine suçlandık. Evet, şimdi Çiçek Hanımcığım, efendim sizin muadiliniz 2020 yılında yine meşhur bir kadın oyuncu. Kendisi özellikle kadın dizileriyle meşhur olmuş. Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Oldukça heyecanlıyım kuzum. Bizim imkanlarımız kısıtlıydı. İmkanlar arttıkça oyunculuk ne hale geldi? Film senaryoları ne yönde gelişti? Onu merak ediyorum. Evet, o halde sizi daha fazla merak içinde bırakmayalım ve Leman Hanım'ı çağıralım. Evet, Leman Hanım gelsin efendim. Meyvan Hanım! Meyvan Hanım! Çık hele konağa! Feodal düzen 2020'de devam ediyor mu efendim, kuzum? Galiba. Meyvan Hanım! Beni yıkamayacaksınız. Kocam öldükten sonra beni berdel verseniz de, kocam üç çocuğumla beni evden şehre de yollasa, ev sahibim beni evden de atsa, çocuklarım amansız hastalıklara da yakalansa, beni yıkamayacaksınız. Patronum iş yerinde beni taciz de etse yıkamayacaksınız. Ve siz köydeki topraklarımı alsanız da, cebime madde koyup beni polise verseniz de yıkılmayacağım. Yıkıl artık, yıkıl! Bu nedir yahu? Bir insan bu kadar çok şey yaşamış olamaz. Bu dram tüccarlığı kuzum. Aa, bizimki az bile. O yüzden reytinglerimiz düşük. Sizin reytingleriniz düzelir de bunları anlattığımız toplum nasıl düzelecek? Ne bileyim, yoga falan yapsınlar. Bana ne be? Ben ekmeğime bakarım. Evet, gerçekten çok ilginç anlar yaşanıyor efendim. Şimdi kıymetli Mesut Bey'e geçiyoruz. Efendim siz ne düşünüyorsunuz gelecekteki muadilinizle ilgili? Efendim, anladığımız kadarıyla oldukça büyük kitleler tarafından dinlenen müzikler ve oldukça büyük kitleler tarafından izlenen filmler dejenere olmuş. Evet. Ama şunu unutmayın ki isyan asla dejenere olamaz. Evet efendim, o halde izin verirseniz gelecekteki isyanın sesi kimmiş ve nasılmış bir bakalım efendim. Buyurun efendim, Mustafa geliyor. Buyurun. Ama sen laf edemezsin, bana karşı gelemezsin. Asla beni yenemezsin, bunu bilip denemezsin. Yükselişi rapim bu, çalar oynar İstanbul. Senin gibi eziklere bizde yeter bir pitbull. Dikkat, sözlerim üzmesin, zoruna da gitmesin. Rapim geldi yere yat, çünkü sen bir eziksin. Dikkat, sözlerim üzmesin, zoruna da gitmesin. Rapim geldi yere yat, çünkü sen bir eziksin. İşte isyanın çığlığı bu. Ya bu daha çok sıcak çaydan ağzı yanmış birinin çığlığı gibi geliyor bana. Kime bu isyan? Yani bana diss atan birine. Diss mi attın?
Nereni kafana attı herhalde? şöyle söyleyeyim. Bu isyanın çığlığı, isyanın müziği, tamam mı? Şimdi ben birine laf sokuyorum, o gelip bana laf sokuyor. Sonra birisi gelip ikimize birden laf sokuyor. Sonra laf sokanlar birleşip herkese laf sokuyor. Okey? Çocuk, senin tekerine ben laf sokarım bak. Söyleyeyim. Ne demek ya? İsyan dediğin bir memurun, bir işçinin isyanı olması lazım. Şarkı bir kişi için değil, milyonlara yapıp. Vay, sen bana diss atıyorsun öyle mi? Tamam, sana meydan okuyorum moruk. Ben de sana bela okuyorum. Saygısız moruk sensin. Hah, şimdi kıvama geldin, tamam. O zaman modern ozanın disiyle karşılaşacaksın. Bu benim rapim. Rap diye rap rap, zap diye zap zap rap rap. İyi be, böyle bir şey olabilir mi? Bir de modern ozan olduğunu söylüyor paşam. Ha, bir saniye, bir saniye. Benim bütün beatlerim yerlidir. Beat diyorsun. Nasıl yerli olabilir bu? Tamam, tamam be. Gelecekten gelip sana tekrar laf sokacağım moruk. Hoşça kal. Ulan sanki kaynanam. Biz bir miras bırakmışız ama anlaşılan kimse almamış. Elbette müziğimiz yabancı müzikten etkilenebilir ama himayesi altına asla giremez. Manda ve himayeye karşıyız. Evet efendim. Maalesef müziğimizde manda ve himaye kabul edilmiş efendim. Yapacak bir şey. Evet, İbrahim Bey, size dönmek istiyorum. Sanattaki durum gelecekte malum. Acaba ticaret hayatında durum nasıl, merak ediyor musunuz? Oldukça merak ediyorum Hayati Beyciğim. Sanat bu denli ticari hale gelmişken ticaret nasıl olmuş? Açıkçası düşünmek bile istemiyorum ama. O halde efendim, gelecekteki pazarlamacılık mesleği nasıl? İsterseniz hep beraber görelim. Buyurun efendim, buyurun. Herkese merhaba, benim canımdan bile. Annemden ve babamdan bile çok sevdiğim takipçilerim. Ben geldim. Takipçilerim, çok merak ettiğinizi biliyorum. O yüzden sizin için rujumun markasını aşağı koydum, linkledim. Onu istiyorsanız almak yukarı kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz dün evde, yani canlı yayın sırasında yangın çıkmıştı. Ve yangın söndürücümü acayip merak eden olmuş. O yüzden yangın söndürücümü de sizin için aşağı linkledim. Onu da kaydedebilirsiniz. Ve ceketimi de çok beğendiğinizi biliyorum. Yani bence kesin beğeneceksiniz. O yüzden de ceketimi bıraktım. Onu daha bir güzel kaydedebilirsiniz. Midesi bozuk kedi gibi her yere bırakıyor efendim. Lakin ne oluyor ben anlayamadım. Sevgili takipçim, bu arada biliyorsunuz dün babamı defnettik. Çok üzüldüğümü gördünüz zaten canlı yayında. Babam, babam. O sırada cenaze sırasında taktığım bir şapka vardı. Acılarımı kapatan. Onu da çok beğendiğinizi biliyorum. O yüzden onu da linkledim. Onu da kaydırabilirsiniz. Kızcağız sabun gibi herkesi kaydırıyor. Maşallah da ben anlayamıyorum efendim ne oluyor? Şöyle oluyor bey amca. Ben markalardan para alıyorum ama takipçilerime asla para aldığımı söylemiyorum. Onların linklerini koyuyorum. Onlar da kaydırdıkları zaman benim cebime komisyon giriyor. Bu ne kadar saçma bir pazarlama yöntemi böyle. Hangi meczup inanır ki buna? Bundan ne kadar kazanıyorsunuz? Vallahi yani geçen ay 4 tane falan ev aldım. Hiç emek vermeden bu kazancı nasıl sağlayabildiniz? Emek veriyoruz herhalde. Ya her yere giderken ben resmimi koyuyorum Instagram'a. Çıkarken koyuyorum, girerken koyuyorum, ne yiyorum onu koyuyorum. Çıkarttıklarınıza koyuyor musunuz bari? Sizlerden çok özür dilerim. Böyle demek istemezdim ama yani burama kadar geldi. Ben de her gün 15 kilo malı sırtıma koyuyorum ama henüz bir evim bile yok. Yani ben yanlış zamanda doğmuşum. Ay şaşırmadı kulağa. Şaşırmadı kulağa amca. Ya sen bence bizim zamanımız olsaydın da kimse seni takip etmezsin. Kimse seni niye takip etsin ya? Evladım biri beni takip ederse ben polise haber veririm. Alsın götürsün. Hanımefendi sapıklarından para kazanıyor galiba. Aa, takipçilerim kesin saçımın boyasını da çok merak ettikleri için. 4G. 4G yok burada ya. 4G yok burada. Dörtgeye nedir ya? Sınıfı herhalde. Hay Allah, yüklendik çocuğa yahu. Okuyormuş. Bir de söyleyemedim ama burası da bir şey saplanmış. Nasıl hayatta kalıyor anlayamadım. Evet, enteresan. Gerçekten. Değerli konuklar, sevgili
ekran başındaki siz sevgili seyircilerimiz. Efendim gördük ki gelecekte günümüzden pek de bir eser yok. Efendim bu arada aslında bugün programımıza sevgili Kemal Sunal da katılacaktı. Fakat efendim oğlu Ali'nin okulda gösterisi olduğu için oraya gitti. Oğlunu da tabii olarak yalnız bırakmak istemedi. Fakat kendisi telefon vesilesiyle efendim programımıza katılacak. Galiba kendisi hatta. Alo. Alo. Efendim iyi akşamlar. Kemal Bey orada mısınız? Geldim. Ben yanılttım. Bak seni yanılttım. Görüyor. Sağ olun efendim. Sağlık olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Efendim öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Yani telefonla da olsa bizi yalnız bırakmadınız. Biz hiç kimseyi yalnız bırakmayız. Arkadaşlarımızın peşindeyiz. Kemal Bey, tabii şimdi sizin çok da fazla vaktinizi almak istemiyoruz. Küçük bir soru sormak istiyorum size. Yani halk nezdinde müthiş bir sevgi var size karşı. Acaba diyorum bu sevginin altında yatan sır ne? Sevginin arkasında yatan sır benim ilk başta sade bir vatandaş olmamdan kaynaklanıyor bu. Halkın arasından gelmemden kaynaklanıyor. Sırtımı halka dayamamdan kaynaklanıyor. Ben bir balon değilim. Öyle çıkanlar var. Yani her gün basında, televizyonda gözüküyorlar, gözükmeye mecburlar ayakta kalabilmek için. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Senelerce de olmadı. Çünkü sırtımı halka dayamışım. Evet efendim, çok teşekkür ederiz. Dileriz mesajınız da doğru adreslere gitmiştir. Çok teşekkür ederiz. Sizden öğreneceğimiz çok şey var. İyi akşamlar diliyoruz efendim size. Ayrıca oğlunuz Ali'nin de inşallah sizin yolunuzda gitmesini diliyoruz efendim. İyi akşamlar. Bütün Türk milletine saygılar, sevgiler sunarım. Bütün oradaki insanları seviyorum. Öpüyorum. Evet efendim. Şimdi biz de program olarak merak ettik. Sevgili Kemal Sunal'ın gelecekteki muadili kim diye. Ve küçük bir araştırma yaptık efendim. Bakalım kim geliyor? Efendim, kimse gelmiyor. Çünkü gelecekte Kemal Sunal'ın bir muadili yok. Evet efendim, yine bu yıl başında da kendi zamanımızdan sanatçılarımızla eğleneceğiz anlaşılan. O yüzden de şimdi efendim çok değerli bir konuğumuz geliyor. Gerçek bir hanımefendi, büyük bir ses. Gülden Karaböcek geliyor. Gördünüz mü efendim? Sizin gelişinizle beraber efendim stüdyomuzda renklendi. Peki bize söyler misiniz, sizin zamanınız nasıl? Memnun musunuz? Bizim zamanımız da güzeldi. Fakat şimdiki yıllar daha güzel. Peki o zaman arada bir düşünüp şunu diyor musunuz? Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarın o olmayan günlere kal. Demez olur muyum? Değil mi? Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Buyurun.
gözlerim neye yarıyor? Gençliğim gidiyor, tutamıyorum. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar. Bahtımın peşinden koşamıyorum. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarını olmayan günlere kaldı. Dünyayı ben yıktım kendi elimde. Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Ne zaman bitecek Tanrım? Yarın olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum. İçimden bak diyar diyar. Ecelin peşinden koşar giderim. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarını olmayan günlere kaldı. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuram. Gülden Hanım'ı bir şarkıyla bırakmak istemiyoruz. Bir de müsaade ederseniz ben bir tane sürünüyorum rica edeceğim. Sizin tabii, için de uygunsa. Tabii ki, sesimi sürünüyorum. Ne bir ses
sesimi sürünüyorum. Ağlatıyor sonra hüsranlar gelip baştan yarat beni dertten eleyip acı bu halime sürünüyorum. Tövbeler dileyip düşsem yoluna günahım bırakmaz girer koluma. Sonunda kul oldum kötü kuluna ayaklar altında sürünüyorum. Tövbeler dileyip düşsem yoluna günahım bırakmaz girer koluma. Sonunda kul oldum kötü kuluna ayaklar altında sürünüyorum. Tövbeler dileyip düşsem yoluna günahım bırakmaz girer koluma. Sonunda kul oldum kötü kuluna ayaklar altında sürünüyorum. Tövbeler dileyip düşsem yoluna günahım bırakmaz girer koluma. Sonunda kul oldum kötü kuluna ayaklar altında sürünüyorum. Gülmekse mesele katılarımıza ve de sen de